İyi akşamlar. İçimizdeki Değerler programına hoş geldiniz. Ben Yasemin Olcay Karahan. Bildiğiniz üzere her hafta farklı konu ve konuklarla ekran başındayız. Birbirinden değerli konuklarımızı ağırlamaya çalışıyoruz. Ekran başında geçirdiğiniz bu bir saate çok saygı duyuyorum ve o süreye değdi dedirtecek program akışları hazırlamaya gayret gösteriyoruz. Burada da gerçekten şanslıyım, tek başına değilim. Arka tarafta uzmanlıkları, bilgi birikimleri, hatta yaşam deneyimleriyle çok güzel bir ekip çalışması var. Titiz bir çalışma ile perşembe akşamları karşınızda oluyoruz. Bu konuda sizlerden de etkileşimlerinizi bekliyorum. Geri bildirimlerinizi alırsak eğer her hafta çok daha zengin ekran başında olacağımızdan eminim. Ender rastlanan entelektüel isimler stüdyomuzda her yerde konuşulmayacak, çokça üzerinde basılmayan bir konu belki de ama ben hep şunu söylüyorum. İnsanın önce kendini tanıması için inanç değerlerinden başlaması gerekiyor. Bizim için değerli bir konu. Rumeli'de tasavvuf kültürünü konuşuyor olacağız. Araştırmacı yazar ünvanları ile Ayten Ardel Hanım ve Mikael Türker Balbey bizlerle birlikte. Ben program hazırlık aşamasında detaylı sohbet imkanı buldum ve çok mutluyum ki onları tanıdım. Şimdi ekran başında sizleri de tanıştırmak isterim. Sözü size bırakayım. Büyüğümüz olarak isterseniz Ayten Hanım'la başlayalım. Evet. Ayten Hanım, biraz bize kendinizi tanıtabilir misiniz? Davet ettiğiniz için bu programa çok mutlu oldum ve çok teşekkür ederim. Ben aslında Kosova doğumlu, Mitrovica doğumlu. O Priştine Üniversitesi'nde Arapça Türkçe orientalistika orada diyorlardı. Doğu diller mezunuyum. Ondan sonra Saraybosna'ya gittim. Saraybosna Üniversitesi'nde 6 sene okutman olarak çalıştım. O aralarda da Gazi Hüsrevi Medresesi'nde de hocalık yaptım. Aynı zamanda da Gazi Hüsrevi Kütüphanesi'nde arşiv bölümünde Osmanlı belgeleriyle orada tanıştım ve orada da devam ettim. Profesör Doktor Asım Tanış rahmetli beni bir projesi vardı. Venedik Üniversitesi'nde Türkoloji bölümünü kuran Asım Bey beni Kosova Türkçesini İtalyan öğrencilerine tanıtmak için bir yıllığına davet etti. Venedik Üniversitesi Ca' Foscari'de. Orada da bir sene kaldım. Orada da çok iyi Türkçeyi öğrenmek isteyen İtalyan öğrencileri de vardı. Bir tanesi çok zeki bir Alman öğrencim vardı, Matthias Kapler. Bir gün ise Güney Kıbrıs'ta ve Venedik Üniversitesi'nde Türk dili ve edebiyatını veriyor. Çok güzel. Nereden nereye? Evet, harika. Orada da Venedik'te eşimle tanıştık. Ondan sonra bir buçuk iki seneye doğru nişanlı kaldık. Ben Mitrovica'da iken o dönemlerde 1990 Aralık aylarında Türk Demokratik Partisi'ni kurdum Mitrovica'da. Ondan sonra yavaş yavaş işte orada bazı Sırplardan baskı gördüğüm için bir iki sefer beni sorguya son derece kötü yani yavaş yavaş fail meçhuller başladığı için beni de iki sefer aldılar. Onun için üçüncü kez alsaydılar ya ölü olacaktım ya da kaybolacaktım bir yerlerde. Onun için o zamanlarda nişanlıydım. Eşime söyledim. Ben dedim Türkiye'ye geliyorum. Ertesi gün hemen eşyamı topladım, geldim ve eşimle 1991 senesinde evlendim. Ondan sonra iş ararken bana devlet tarafından, Türkiye devleti tarafından Osmanlı arşivini teklif ettiler. İster misiniz? Evet dedim. Ve ben Osmanlı arşivi, Başbakanlık Osmanlı arşivlerinde 27 sene çalıştım. 3 sene oldu, emekli oldum.
Ne güzel. Gerçi üzüldüm, o siyasi girişiminizde yaşadığınız baskı gerçekten korkunç ama çok değerli bir adım atmışsınız. Evet. Oradan da önemli deneyimler var eminim. Evet. Bir yandan da bakınca kader ağlarını örüyor. Hem mutlu bir evlilik, hem Osmanlı arşivinde uzun yıllar mesai harcamanız, eminim onlardan da siz de hem arşivcilik yanınız güçlenmiş oldu, hem de bugünkü eserlerinize sizi taşıdı. Bunları ilerleyen dakikalarda tekrar paylaşıyor olacağız. Mikail Bey, bir de sizleri tanıyabilir miyiz? Evet, teşekkür ederim. Ben de bizi davet ettiğiniz ve arka planda biz de gerçekten çok ilgilendiğiniz, araştırdığınız, neler konuşabiliriz. Hani bu kadar bir hazırlık yapmanız beni hem şaşırttı hem sevindirdi, onu da söylemek isterim yani. O hazırlığı gerçekten önemsiyoruz. Dediğim gibi en büyük saygı, ekran başında insanlar vaktini ayırıyor ve onu da değsin istiyoruz. Ben de çok güçlü, herkesin nasip olmayacak abilerim ve arkadaşlarım var arka tarafta. Yani bize keyifle geldik, onu söyleyelim. Evet, çok çok sevindim inşallah. Faydalı olacak hepimiz için. Ben Mikail Türk Erbal. İstanbul'da doğdum, burada büyüdüm. Sınıf öğretmenliği mezunuyum. 6 seneye yakın sınıf öğretmenliği yaptım. Sonra yayıncılıkla uğraştım biraz. İşte editörlük, yayın evlerinde bazı işler. Ve 15 yıla yakındır da tamamen Balkanlar üzerine çalışıyorum. Balkanlarda tasavvuf tarihi, kültür tarihi, edebiyat tarihi, daha çok kültür tarihi, bunlarla ilgileniyorum. İstanbullu olduğunu söylediniz. Ailede Balkan göçmenliği yok, var mı? Yok. Yok. Bu daha da enteresanlaşıyor evet, şimdi. Evet, herkes bunu peki, soruyor zaten. Evet, sizi oraya taşıyan ya da bu kadar ilgi odağınızda olması yani neden şöyle, acaba? Tabii kültür kodlarımızın peşinde olmak her şeyden önce ve bunu oralarda bulmak, oralarda yaşıyor olması. Hani bu kültür kodlarımız oralarda bizim için saklanmış, korunmuş. Hani Osmanlı ne kadar çekilse de, bir 110 küsur yıl önce çekilse de orada o insanlar onu saklamışlar. Bugün Anadolu'ya gittiğimiz zaman biz bunları maalesef belki çoğunu bulamıyoruz. Mesela bir tasavvuf kültürü. 1925'te biliyorsunuz Türkiye'de tekkeler kapatıldı. Tekke ve zaviyeler kanunuyla şu anda kapalı. O İstanbul'un aslında kendine has bir tekke kültürü var. Onu Rumeli'de bulabiliyorsunuz. Balkanlar'da bulabiliyorsunuz ve o aslında halkın içinde yaşayan bir kültür. Bugün bile hala işte tekkeler açık. Ve bu tekkelerdeki insanlar sadece tekkede yaşayıp da böyle hani bir mistik hayat yaşamıyorlar. Halkın içindeler sürekli, hala bile. Zaten buradan oraya gidiş gayesi de o. Yani bu kültürün kültür olarak gitmemiş, inanç olarak. Ama bir insani değer olarak gidiyor. Bugün de Ayten abla da mesela biliyor, Saraybosna'da çok önemli insanlar akşam tekkede şey, gündüz profesör. Mesela Kazım Hacı Meyliç. Güzel Sanatlar Fakültesi'nin dekanı, sanatçı bir insan. Evet. Akşam tekkede şeyhlik vazifesini yapıyor. Ve bu halkın içinde o kadar böyle, nasıl diyeyim, bir aroma katıyor ki hayata. Yani sırf Müslüman kültür tamam, ama bir de tasavvuf kültürüyle o taçlanınca çok güzel bir aroma ve çok güzel bir tat çıkıyor ortaya. Peki şeyi merak ediyorum. Orta Asya'da başladığını söyleyebiliriz değil mi? Tasavvuf kültürünün. Tasavvuf hani Hazreti Peygamber'le başladığı söylenir. Hani onu, daha doğrusu peygamberlerle başlıyor. Onların hayatındaki incelikler aslında tasavvuf dediğimiz şey. Evet. Ve hani Hazreti Peygamber'in hayatını örnek alan insanlar bugüne kadar onun yaşantısını ve nasıl insanlara daha güzel gösterebiliriz. Aslında budur yani tasavvuf dediğimiz şey. Fakat bizim Türkler bu işe çok sahip çıkmışlar. Çünkü Türk kültürünün olmazsa olmazı tasavvuftur. Hayatımızdaki o ince şeyler hep oradan geliyor. O kültürün yansıması aslında bize. Evet. Ve bunu biz de gittiğimiz her yere taşımışız. Yani Anadolu'ya gelmişiz, Anadolu'ya taşımışız. Balkanlara gitmişiz, oralara götürmüşüz bu şekilde. Şimdi Balkan coğrafyasında Rumeli insanda din mozaiği olduğunu hepimiz biliyoruz. Farklı dinler iç içe yaşamış. Ama bunu daha da perçinleştiren din ve inanışlarda da bazı işte farklılıklar da doğmuş. Belki tasavvufun altında bunları kümeleyebiliriz. En çok merak ettiğim ve ilk oradan başlamak isterim. Rumeli insanın İslamiyet'le tanışması nasıl oluyor? Balkan insanının İslam'la tanışması fetihlerden önce oluyor, Osmanlı fetihlerinden önce. Çünkü o bölgeye dervişler gidiyorlar. Yani şöyle aslında, eskiden mesela dervişler tekkede yetişiyor.
hani bir nevi mezun olunca onu serbest bırakıyor. Tekkedeki şeyh veya işte mürşit, yani büyük zat. E diyor ki git, gidebildiğin yerde hizmet et veya söylüyor işte şu noktaya gideceksin. Orada şunu göreceksin, bunu bulacaksın ve şu hizmeti yapacaksın mesela. İşte dervişler de gidiyorlar. O esnada Rumeli'de, Balkanlar dediğimiz coğrafya, hani biraz Doğu Roma'nın, biraz Batı Roma'nın arasında kalmış, zulmüne uğramış ve insani olarak hiçbir ihtiyacını karşılayamamış bir bölge. Düşünsenize, köprü yok, hastane yok, kervansaray yok, otel yok, yani konaklayacak bir şey yok ve aşevi yok. İnsanların, Maslow'un ihtiyaçlar piramidinde ilk önce karnı doyacak, değil mi yani? Doğru. Ve bu dervişler bunu yapıyorlar. Gidip önce tarım öğretiyorlar, işte onlarla beraber çalışıyorlar. Köyde su yoksa kazıyorlar, su getiriyorlar mesela. O zaman bir rehber görevi. Tabii onlara öncülük etmişler yani ve o insanlar da bakıyor, ya bunlar bize geldiler, hizmet ediyorlar. Peki ne istiyorlar bizden? Hiçbir şey. O zaman diyor ki bunu bunlara yaptıran nedir acaba? Ha, inançları. Onu kabul ediyorlar ve çok rahat bir şekilde. Mesela şöyle denir, Osmanlı ordusu fetihler için birçok hani bölgeye geldiği zaman zaten bölge hazırdı yani. Birçok yeri kılıçsız fethettiler. O zaman yani. Şunu söyleyebiliriz değil mi? Fatih Sultan Mehmet 50 sene önce bu akıncılar geliyorlar Balkanlara. Evet, yani o zaman Fatih Sultan Mehmet oralara vardığı zaman ondan çok hazır önce, bir evet. Zemin vardı tabii, değil mi? Tabii. Yani evet, bu da genel bilgimizin dışında bir şeydi en azından. Tabii, biz tabii, hep tabii. Şunu söyleriz ya, Balkanlarda bu zaman zaman sohbet konusu olur. İslamiyet'le nasıl tanıştı? Hı-hı, işte hı-hı. Fetihlerden sonra acaba baskıyla mı, gönüllülükle i̇şte mi? Bu tasavvuf kültürü mı kolaylaştırmış İslam'a geçiş. Hani gelin Müslüman olun diye böyle kimseye davet ve zorlama yok yani. Hani adam mesela bir örnek verelim, Bosna'dan örnek verelim. Ayvaz Dede mesela 550 yıldır hemen hemen orada Ayvaz Dede etkinlikleri yapılıyor, 500 küsur yıldır. Anadolu'dan kalkmış Bosna'ya gitmiş, yani Bosna neresidir ne olduğunu bilmediği bir coğrafyaya gidiyor ve halka hizmet ediyor, gittiği yerde tekkesini kuruyor. Sonrasında gittiniz mi bilmiyorum, Doli Vakuf kasabasında orada bir hani işte su gelmiş, halkın ihtiyacı olan bir dağın arkasından suyu getirmiş, kerameti var yani bir sürü. Ve halk onu böyle kabullenmiş, yani mistik bir dede işte ve o zaman Bogomil inancına sahip Bosna'daki halk. Ve Ayvaz Dede'nin sayesinde onun dinini kabul ediyorlar. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani yaptığı hizmetlerden dolayı. Yani bu kolaylaştırıyor yani dine geçişi. Ya, tabii ki bunda mesela şu da etkili. Mesela niye Katolikler ve Ortodokslar Müslüman olamadı da Bogomiller oldu? Çünkü benzer inanç değerleri vardı. İşte tek Tanrı'ya inanıyorlardı mesela. Ve İslamiyet'teki bazı değerler Bogomilizm'de de var. Örnek vereyim, yalan söylememek mesela. Aslında o bütün dinlerde var da onlar daha çok hani ona riayet etmişler. Evet, o da soracağım sorulardan biriydi. Orta Asya'da doğan bir kültürün Rumeli, Balkan topraklarına kadar gelmesini hadi anladık diyelim. Evet, evet. Buluştular. Peki onların iki yakanın, insanın ortak paydası neydi? Doku uyuştu yani. Ortak payda, doku uyuştu yani. Ve mesela bizim bugün Rumeli'de iki millet, milleti sadıka yani iki millet. Biri Boşnaklar, biri de Arnavutlar. Akar, evet. Ve ikisi de kolay bir şekilde İslamiyet'i kabul etti. Sadık kaldı. Ama mesela bir Sırpları Müslüman olsun diye zorlamadık. Veya aynen, bir başka bir millete zorlamadık. Ve niye? Çünkü kültür kodlarımız çok benziyormuş birbirine demek ki. Yani Bogomil inancında bazı değerler hani ortakmış. Biz sadece Muhammedun Resulullah, yani Peygamber Efendimiz'i kabul etmek kalıyor yani şeye. Allah inancı var. Bu da enteresan. Ben mesela şöyle düşünürdüm. Anadolu ve Rumeli insanının ortak birçok noktada buluşabiliyor. Hatta akraba evlilikleri de çok rahat yürütebiliyor. Burada İslamiyet'in ortak payda olduğunu, hı hı, düşünüyordum ama siz başka bir şey söylüyorsunuz. Evet. Diyorsunuz ki Begovil zamanından inançlarıyla bu doku uyuştu ve evet, İslamiyet'e evet, geçişi daha kolay oldu. Kolaylaştırdı tabii. Bu bilimsel çalışmalar zaten bunu söylüyor bize yani bugün. Yani. Evet.
Peki o doku uyuşmasını kabul ettik diyelim ki bunca zamandır arada farklı ideolojik baskılar devreye girmesine rağmen maalesef sizin Sırplar tarafından gördüğünüz zulüm gibi işte savaş dönemleri de oldu. Hiçbir şekilde o tekke ve zaviyeleri kapatılmadan mesela Gazi Hüseyin Bey medresesinden de bahsediyor olacağız. Yani Türkiye'de belirli gerekçelerle bunlar kapatılmışken Balkanlar'da halen daha aktif bir şekilde olması, hiç kapatılmamasını nasıl açıklayabiliyoruz? Şöyle, yani ne sahip çıktı müsaadenizle oraya? Müsaadenizle ben tabii, anlatayım tabii. Birazcık. Şöyle, aslında orada da baskı var ve kapatıldığı, baskı gördüğü dönemler var. Ama şöyle yapalım isterseniz. Mesela Osmanlı geliyor ve işte 450 yıl, 500 yıl kalıyor ve geri çekildiği dönem var. Orada sorun başlıyor işte 1877. Avusturya-Macaristan döneminden sonra. Şimdi biz mesela Osmanlı Devleti tarihe karıştı diyelim devlet olarak. Ama biz hemen Cumhuriyet'e geçtik ve hala Cumhuriyet'teyiz. Evet. Bölgede öyle bir şey yok. 4-5 tane yönetim şeklinde. İşte Avusturya-Macaristan geliyor, Sırp Prensliği dönemi var. Sular işte, hep kaynıyor Balkanlar'da. Yani sürekli bir değişim var. En son mesela Yugoslavya, komünist Yugoslavya, sosyalist Yugoslavya Cumhuriyeti'nde mesela geldikleri zaman yaptıkları iş Bosna Hersek'te tekkeleri kapatmak. Evet. Makedonya'da kapanmış. Fakat mesela Kosova'ya karışamıyorlar. Orada biraz özel cumhuriyet. Orada açık ama mesela arka planda devam ettiren insanlar var bunu. Mesela Ayten ablanın birlikte çalıştığı Feyzullah Efendi Hacı Bayriç. Şeyh Feyzullah Efendi Hacı Bayriç. Kendisi hem ilim adamı hem tekkede şeyh hem de gerçekten halkın bir kanaat önderi. Bu gibi insanların o zamanlar mesela yaşadığı, verdiği çok mücadeleler var. Ve sonradan bunu işte tarikat merkezini kurarak yasal anayasaya ekletiyorlar. Ama tabii arada çok mücadeleler var. Kapatılıyor tekkeler, gizli faaliyetler. Sadece tekkeler değil, Müslümanlara bir baskı var. Mesela komünizm döneminde değil mi birçok insan cami açık ama gidemiyorsun. Gidemiyorduk tabii. Niye gidemiyordunuz onu da size anlatın biraz. Zaten o işte Sırpların baskısı altında. Yani bir de Sırplar Komünist Partisi'nin baskısı. Komünist Partisi'ni bile etkiliyorlardı. Gidemesinler, şey yapamasınlar. Birçok koşullar koydular bizlere. Evet. Mesela benim rahmetli babam Melami tarikatındandı. Onlar gizli mesela evlerde toplanıyorlardı. Bu arada ilahiler okunurdu, şeyler, açıklamalar yapılırdı, şeyhleri gizli, kaderiler vardı bir tarafta, onlar da vardı, Abdullah Efendi rahmetli. Onlar Kosova'da. Bile, Kosova'da, aslında, evet. Kosova'da da aynı şeyler. Ama dediği gibi Saraybosna'da da çok şey baskı yapıldı. Hele dindar Müslümanlara mesela çok ilim adamları, medrese kökenli ilim adamları vardı. Saraybosna'da. Müthiş yani. Onları şöyle diyelim isterseniz. Osmanlı'dan kalan o eğitim şeyini almış ciddi entelektüeller. Yani. Ciddi entelektüeller. Bir şey vardı. Osmanlı tarihini bilenler, tarihini yazanlar. Osmanlı'nın en ağır defterlerini bile Adem Hancı mükemmel bir şekilde okuyordu. Çok o önemli bir tarihçi. Kişiler, zatlar diyelim sadece tekke ve zaviyelerde tasavvuf üzerine yoğunlaşmış insanlar değil. Değil. Dediğiniz çok gibi yönlü, ilim çok ve yönlü, bilimde çok aktif yönlü, olarak. Evet. Çok yani yönlü. Oradaki yapılan ilimlerle mesela bir gün anlatırken biz bu ilimleri şey mesela siz şaşırıp kalıyorsunuz. Biz orada İslamiyet'i savunmak, kendi milliyetçiliğimi savunmak ister Türk, ister Arnavut, ister Boşnak olarak biz bu üç elementi korumak mecburiyetindeydik. Yani ama İslam'la en fazla İslam'la koruyabildik. Yoksa böyle bir komünist bazıları bunlara da pek fazla iyi bir gözle bakmıyorlardı. Ama komünist olan Müslümanlar da, komünist olan Arnavut Müslümanları da, Türkler de aynı şekilde. Ama onlar bunlardan hiç kopmadılar. Yani komünist de olmadılar. Bir de sürekli bu ilime kendilerini adadılar. Mehmet Hancıç mükemmel bir ilim adamıdır. Şakir Şekiriç ilk Osmanlı gramerini yazmış, Boşnakçaya yazmış bir insandır. Şimdi ismini andı hemen ben bazı kitaplar da getirdim de evet, burada göstereyim diye. Mesela Mehmet Hancıç kim mesela?
muazzam bir ilim adamı. Ama genç yaşta vefat etmiş, evet. Maalesef. Burada mesela onun bir dua kitabı var. Bu da onun. Şöyle göstereyim. Şimdi bu mesela 1943 baskılı bir kitap. Bende ne işi var? Şunu, onu da söyleyeyim Boşnakça. Pendik'te bir malum işte Boşnak Mahallesi var. Pendik'te bir kitapçı arkadaşım kitapçı açmıştı. Onu ziyarete gittim. Yeni kitaplar tabii, yeni kitaplar satılıyor. Fakat baktım şurada eski kitaplar da var. Dedim hayırdır, ikinci el kitap da mı satacaksın? Yok yok dedi, onları öyle koydum dedi. İşte buraya getirip bırakıyorlar dedi. Hani bura kitapçı diye buraya getirip bırakıyorlar. Saflar mı sanki? Saf zannediyorlar burayı dedi. Dedim bir bakayım şöyle. Bir baktım Boşnakça kitaplar. Dedim bunlar satılık mı? Alayım hemen. Yok abi dedi, ya ben hediye ederim sana. Dedim nereden buldun bunları? Ya birilerine dedi, değer boşnak, vermedi. Bir Boşnak dedi arkadaş getirdi, dedemin kitaplarıydı diye bıraktı gitti. Yazık. Yani bakar mısınız 1943 baskılı kitap, hatta şurada 1937 baskılı bir İlmihal. Evet. Muhteşem bir şey. Yani hani bu bunları da mesela evet, mesela Feyzullah Hacı Bayriş dedi. Evet, onun yazdığı İlmihal. Bir İlmihal var. İbrahim Kemura çok önemli bir din adamı mesela, o da Reisül Ulema. Ama sizin de oraya gitmeniz tesadüf değildi herhalde. Ya ben o kadar enteresan bir dünyanın içine doldum ki, yani böyle bu insanların biz mesela Ayten Hanım'la hep konuşuruz. Oradaki entelektüeller sürekli bizim gündemimiz onlar, yani geçmişteki ve bugünkü de hala evet, yaşayanlar ama mesela Mela Milik dedi Ayten abla, hemen ben başka bir hani konu değiştireyim de biraz şey olsun. Mesela Melamilik bir tarikattır. Hani Kadirilik, Nakşibendilik hala yaşıyor Balkanlarda. Fakat mesela Melamiliğin asıl böyle geliştiği yer Bosna. Bunu çok insan bilmez. Yani konuya hakim olanlar belki bilir. Evet. Ve mesela Nana Fata'yı getirdiniz siz değil mi? Yazın geldi buraya. Evet. Burada da programa evet, çıktı. Evet. Onun dedesi burada İstanbul'da yatıyor. Büyük dedesi. Rahmetli evet, mezarı burada. Yani, evet. Ve mesela bir tane hocamız var Bosna Hersek'ten, Ayten Hanım da tanır. Enes Kariç Hoca. Mesela Enes Kariç'in böyle bir romanı var. Bu roman Melamiliğin, Bosna'daki Melamiliğin o dönemini anlatıyor. Çünkü o Melamizat burada geldi ve idam edildi. Ve onun böyle hayatını anlatıyor. Bunu mesela Türkçe'ye çevirtti hocamız, bastırttı Hece Yayınları'ndan. Burada mesela Yaban Kuşların Şarkıları kitabın ismi. Merak edenler bu kitabı evet, okuyabilirler. Evet. Hatta birkaç kitabı da var hocanın. Ben kendisi, Enes Kariç kimdir? Saraybosna İlahiyat Fakültesi'nde tefsir profesörü evet, ve roman yazmış. Bir edebiyatçı olarak 2-3 tane kitabı Türkçe'ye çevrilmiş. Dolayısıyla hani o tasavvuf kültürü aslında halkın içinde hala yaşayan böyle bir aroma, yani öyle şimdi söyleyelim. Burada Türkçe'ye çeviren isimlere de bakmak istiyorum. Çünkü bu da çok fazla Türkçe'ye çevirenler Boşnak Hanımlar, onlar çevirtmişler. Yani dolayısıyla bugün Bosna Hersek'teki mesela hala devam eden o kültür hayatı, yani orada çok entelektüel bir hayat var aslında. Peki yani bugünün şartlarına bakacak olursak en fazla tarikat yapısı hangisinde vardır? Mevlevilikten bahsedebiliriz, Bektaşilikten bahsedebiliriz. Yani Bektaşiliğin de hatırı sayılır bir nüfusu var değil mi orada? Aslında işte bu genel yanlış bir algı. İşte öyle Bektaşilik mi? Çok yaygın zannediliyor da. Her tarikattan var, geçmişte varmış. Var. Fakat bugün bazı tarikatlar yok. Ama Bektaşilik de o kadar sanıldığı kadar da yaygın değil. Mesela Bosna Hersek'te yok. Hiç yok. Hiç yani yok. Hiç yok. Olmamış. Yani çok az, belki bir yok, iki tekke açılmış. Sadece Arnavutluk'ta biraz evet, daha fazla. Orada Makedonya'da bir Kosova'da. Makedonya'da tekke var. Kosova'da da çok yoktur. Hiç yok. Cakova'da sadece. Cakova'da evet, olabilir Cakova'da. Ama evet, Cakova'da olabilir ama Mitrovica'da Bektaşilik yoktu. Ama karşıma çıkan Kaderilik birkaç vardı, kaynakta vardı. Bektaşiliğin çok hatır sayılır olduğu söylenir. Şöyle, belki Bektaşilik o biraz miydi? Yok, ondan değil de Bektaşilik olur, biraz böyle Ehlibeyt muhabbetini çok ön plana çıkarmıştır. Hani Peygamber Efendimiz'in ailesinin o Ehlibeyt muhabbetini. Onu da diğer tarikatlar ondan almışlar. Bektaşilik'den biraz daha etkilenmişler. Oradan bir etki görülmüş olabilir. Hani genel olarak herkes Bektaşi zannediliyor. Aslında değil.
Kadiri tarikatı mesela çok yaygın Kosova'da. Nakşibendilik Bosna Hersek'te çok yaygın. Fakat oradaki Nakşibendilik de Türkiye'deki Nakşibendiliğe hiç benzemiyor. İşte Cehri Zikir var. Ama enteresan bir şey daha var. Bosna'daki Şeyh Hüseyin Baba 1700'lü yılların ikinci devresinde İstanbul'a geliyor okumak için. Burada medresedeyken Eyüp'te Nişancı Tekkesi'nden hilafet almış. Yani bir icazetname alıyor. Ve memleketine dönüp Boşnakların karakterine uygun bir hale getiriyor tarikatı. Yani çünkü biraz böyle hareketlidir işte. Mesela Cehri Zikir dediğimiz açık zikir yani o şey. Ve ilahi ilahiler Bosna'da çok sevilir, söylenir. O kültür yaygın. Hatta ben onu biraz böyle Bogomilizm zamanında da hani şey çok yaygındır diye düşünüyorum. Böyle topluca ilahi söyleme, şarkı söyleme gibi. Hani oradan gelen de bir güzel böyle bir şey var. Halkın rağbet etmesi yani böyle şeylere. Ama bu savaş sonrasında daha fazla bir hassasiyet oluştu değil mi? Evet. Gençler evet. tarafından daha aslında çok sahip çıktı. Aslında ben 1985 senesinde Gazi Hüsrev Bey Medresesi'nde, kız medresesinde ben ders veriyordum. Erkek medresesinde Azra Kasumoviç Hanım dersleri veriyordu. Ondan sonra oradaki ilk ilahiler ve kasideler korosunu orada ben tanıştım. Kosova'dan gittikten sonra Diyanet üzerine yapılan bir koro ve epey profesyonel bir koroydu. Oradan oradaki olan ve diğer şehirlere yavaş yavaş geçmeye başladı ama savaş olduğu için Sırplar bunu nasıl bunları yenebiliriz, nasıl bunlar yeniden coşmasın, yeniden bir İslam devleti olmasın, onları şey... Aslında savaş bir bilinç kazandırıyor Boşnak toplumuna, yani oradaki Boşnak toplumuna, Bosna'daki Boşnak toplumuna. Hani komünizmden sonra dini yeni bir hatırlayış dönemi oluyor değil mi? Evet, bunda evet. da şimdi mesela tekkeler hala canlı orada. Yani medrese hala canlı. Medrese bizim İmam Hatip okulu. Yani bizim İmam Hatip'in medrese ama ismi değişmemiş. Evet, medrese olarak kalmış. Kalmıştır ve hiç değiştirmedi. Yani Türkiye medreseden mezun olan kişi istediği fakülteye Osmanlı, gidebiliyor. Mesela Osmanlı bu kadar burada şey yapmış ama bir medrese kalmamasına ben çok üzülüyorum. Hatta Türkiye'de. Ben burada bir anekdot anlatmak isterim size. Yani hoşunuza gideceğini düşündüğüm bir anekdot. Lütfen buyurun. Tuzla müftüsü yani o evet. şey Tuzla müftüsü Vahit Bey gelmişti Türkiye'ye. Burada ona çok soru soruldu böyle işte. Biz de onunla bir toplantıya gitmiştik İstanbul'da. Dediler ki ya Bosna'da kaç tane medreseniz var, İmam Hatip okulunuz? 5 tane dedi. Bizimkiler şok geçirdi. Nasıl olur yani 5 tane İmam Hatip olabilir mi? Biz dedi sayı önem vermiyoruz ama niteliğe önem veriyoruz ve evet. çok harika bir eğitim sistemi evet. var o medresede. Var. Hani böyle çok güzel her şey hani yabancı diller. Mesela ben Bosna'da bazı köylere gidiyorum. Köydeki imam 3-4 dil biliyor yani. Avrupa dillerini biliyor. Arapçaya belki hakim. Evet. Çok şaşırıyorsunuz böyle. Entelektüeller bir de. Zaten çoğu birkaç dil bilerek mezun oluyor. Dil konusu bayağı orada güzel. Hani mesela Hacı Muliç Efendi'den biraz sonra bahsedeceğiz. Mesnevian Hacı Muliç Efendi. 12 dil bildiğini tespit ettik. 12 tane dil bildiğini. Ki çok da yaşı olan bir insan değil mi? Yani rahmetli olduğunda 97 yaşında vefat etti. Şimdi o konumuz da bizim için evet. çok değerli evet. bir konu. İsterseniz reklam arasından sonra devam edelim ki Olur. kesmiş olmayalım. Tabii reklamlardan sonra tekrar buradayız. Bekliyoruz sizleri. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Reklam arasından önce sohbetimizi bölmek istemedim. Bize kitabınızla birlikte geldiniz. Öncelikle hem biraz kitabınızdan bahsetmek istiyorum ama ondan da önce bu değerli isimden bahsetmek isterim. Mesnevi Han Saraybosna'da Mevlevilik ve Mesnevi Hanlık üzerine değerli bir isim. Hacı Hafız Halit Efendi Hacı Muliç. Biz daha çok Hacı Muliç diyoruz. İnşallah hani kusur etmiyoruzdur. Dilimize daha kolay geliyor.
kendisinin çok özel bir kişiliği var, hı-hı, değerli bir isim. Bunu doğrudan sizden dinlesek, bu kitabı yazmaktaki amacınız, gayeniz neydi? Nasıl çıktı bu kitap? Ondan başlayalım isterseniz. Yani ben önce şöyle, 2012 yılında Bosna'ya gitmiştim. Bilyaçka Nehri'nin kenarında gezerken yeni yapılan bir cami dikkatimi çekti. Geziyordum. Bir baktım caminin bahçesinde sadece bir mezar var. Ama böyle yeni defnedilmiş bir mezar. Caminin kapısında birisi oturuyor böyle. Başında fes var ama. Hani boşnak bir amca. Dedim bu kim falan dedim. Sadece şunu hatırlıyorum, Mesnevian dedi bana. Eyvallah dedim, duamı okudum, çıktım. Birkaç yıl geçti aradan. Tabii o arada ben bayağı bir okuyorum, ediyorum, araştırıyorum. Bir yerde Hacı Hafız Halit Efendi Hacı Mülç'in ismine denk geldim. Ve onunla ilgili bir şey okuyorum böyle. Sonra araştırdım. Yani birkaç satırlık bir şeydi ama yani o bilgi bir kitapta. Bütün internete gir, yani baktım ettim, hiçbir kitapta hayatına dair hiçbir şey yoktu. Sonra şeye gittim, Hüseyin Kansu Bey'e gittim. Dedim bir röportaj yapayım, bir gazetede falan yayınlayayım bu röportajı. Biraz konuştuk. Dedi ki sen bunu ne yapacaksın? Dedim makale yazıyorum. Aa dedi, olmaz dedi. Ne yapacağım dedim peki ben. Ya dedi kitap yazman lazım. Mümkün değil dedim, nasıl olur yani. Ben size hani, görev atandı. Evet, ondan sonra. Ve ben araştırdığım zaman bunu, hani Hacı Hafız Halit Efendi kimmiş diye araştırdığımda bir baktım yıllar önce o ziyaret ettiğim bana Mesnevihan denilen kişi, kabri yeni vefat etmiş ve o caminin bahçesine, Bakır Baba Camisi'nin bahçesine defnedilmiş. Tabii sonra ben araştırdım birkaç yıl. Bosna'ya gittim geldim defalarca, işte onun talebeleriyle tanıştım. Ve hayatı beni çok etkiledi. Onun yani uzun bereketli hayatı. Sonra Ayten Hanım'la işte biz tanışmıştık zaten. Ayten Hanım da ben onunla çalıştım deyince zaten hani böyle çok romanımsı bir şey çıktı ortaya. Ben evet. Tabii lütfen. Lütfen. Ben beraber Hacı Muliç ile ve Hacı Bayrisli Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi'nde çalışırken Hacı Muliç bir gün geldi ziyarete. Ben de onun böyle bir eski gömleği vardı. O gittikten sonra Hacı Bayrıcı, Feyzullah Hacı Bayrıcı, Allah rahmet eylesin, ona dedim ki ben Hacı Muliç'e bir gömlek satın almak istiyorum hediye olarak. Tamam dedi, söylerim. Sadece dedim numarasını isteyin ve bilmem lazım. Falan gitmiş söylemiş. Adam şey diyememiş, hayır istemiyorum. Gelmiş demiş ki ben onun gömleğini giydim ve çok güzel yakıştı, çok teşekkür ederim. Ha, İnceliğe yani bakın. İnceden inceye mesajını vermiş. Bakın bu beni çok büyüledi. O gün o kadar ağladım ki adam diyemedi hayır istemiyorum. Sadece dedi ben giydim ve çok yakıştı. Giyim sayıyorum dedi değil mi? Ay ben hakikaten. Zaten şöyle, kendisi evlenmemiş hayatı boyunca. Ve yani... Bir de şunu söylemek isterim. Mesela Saraybosna'da böyle çok entelektüel bir ortam var diyoruz ya. İnanılmaz günlük yazarları var. Mesela Mola Mustafa Başeskiya. Evet. Hayatı boyunca günlük tutmuş her günü ve şehir tarihinin için bugün çok önemli. Hacı Mülç Efendi de böyle bir insan. 4,5 yaşından beri günlük tutuyor. Ve bütün o günlükleri şimdi Boşnakça'ya yayınlanmaya başladı. Yani... Anlatılmaz bir hayat, dinine çok bağlı. Bu programımızda da çok fazla, bütün kitabı sonuçta evet, aktaramayacağız. Özellikle kitabı da ekran başına getiriyorum ki. Sadece şunu söyleyebiliriz, mesela Saraybosna'da Osmanlı'dan sonra, mesela Saraybosna Mevlevihanesi var, ilk fetihle açılan bir yer. Ve burası 450 yıl şehir tarihinin bir kültür merkezi olmuş. Onunla ilgili bir resim vardı, Saraybosna Mevlevihanesi. Daha sonra burası yıkılıyor. Üzerinden şu an yol geçiyor. Ve sonradan işte yeniden yapıldı. Yani Türkiye'nin desteğiyle. Fakat Mevlevi Tekkesi kapatılıp da Mevlevilik bitince şehirde Mesnevihanlık başlıyor. Mesnevihan'da Mesnevi'yi okuyup anlatan kişiler. Hani bir tarikat olarak değil, sadece Mesnevi'yi okuyup bunu anlatıyorlar. İdrak etmiş ve aktaran evet, kişiler. O, bu bir silsilenin şu an bir parçası aslında. Bu Hacı Halit Efendi. Yani onu söyleyebilirim.
Ve o da bir mesnevi olarak şu an devretti. Hala mesnevi sohbeti çarşamba evet. akşamları devam Çünkü ediyor. Çünkü mesnevi şeyce yazılmıştır, Farsça yazılmıştır. Hacı Muliç mükemmel Farsça bilirdi. Onun için çok güzel tercümesini Türkçe yapıyordu. Türkçe ve Farsça zaten şöyle diyor, hani Doğu dilleri ve Batı dillerine. Zaten Doğu dilleri bölümü okumuş ve 12 tane dili anlayabildiğini, konuşabildiğini tespit ettik yani. Ama bunun mesela 8 tanesi galiba çok mükemmel derecede. Bir de ara diller var ya, onlar da işte büyük Macarca vesaire. Evet. Bunları günlüklerinden mesela buldum. Diyor ki Avusturya Macaristan döneminde filmler gelirmiş çocukken. Yani sinemaya gidiyor. Orada Macarca'yı öğreniyor dinleyerek. Düşünebiliyor musunuz yani? O kadar da zeki evet, bir insan. Evet, zeki insandan evet. bahsediyoruz. Muhteşem bir hayat. Bir o apayrı bir dünya yani. Ben kendisiyle ilgili bir belgesel izledim. Galiba 2-2,5 yıl önce izlediğim zaman bir hikaye anlatıldı. Evet, evet. Onu isterseniz sizin ağzınızdan O burada var zaten. Bursa'da o şey var. Saraybosna'nın Kur'an'la nasıl korunduğu, zırhlandığını anlatıyor. Şimdi şöyle, komünist dönemden bahsettik. Diyor ki mesela ben diyor komünist dönemde diyor bizi toplarlardı. Hani halk bir yerlerde toplarlardı ve bize propaganda yaparlardı. Tahrik ederlerdi, İslam'a saldırırlardı, komünizmi överlerdi ve hani dayanamazsın, çıkıp bir şey söylersin. Hemen alır götürürler. Ya işkence yaparlar ya başka şeyler ki kendisi de çok defa hapis cezasına çarptırılmış yani girmiş yani böyle. Diyor ben diyor onların diyor dışında kalmak için hep dağlara çıkardım diyor. Hani o ortamlara girmeyeyim, zorlamasınlar beni diye. Ve kendisi de hafız olduğu için, 6 yaşında hafız oluyor. Bir arkadaşıyla beraber Saraybosna biliyorsunuz dağlık bir yer etrafı. Evet. O dağların üzerinde böyle Kur'an'ı hatmederek, okuyarak yürüyüş yapıyorlar. Bunu birden fazla kez yapmışlar ve doğruluk payı var değil mi? Gerçekten evet. hani o sınırların ötesinde herhangi bir yani, savaş Sarayova'ya giremediler. Saraybosna abluka altında kalıyor. Dağların üzerinden Sırplar, evet. Sırp ordusu yani şey Yugoslavya ordusu o zaman. Evet. Şehri bombardıman ederken ama şehrin içine inemiyorlar ve bunu kendisi de ve başkaları da söylüyor. Hatta şöyle bir anekdot var. Bilmiyorum siz evet. duydunuz mu daha evet. önce? Kendisinin sözlerinden aldık bunu. Biz diyor şehrin etrafında dolaştık. Ama diyor bu uygulama yüzyıllardır devam ediyor diyor. Şehrin zırhlanması yani Kur'an-ı Kerim okuyarak evet. çevrelenmesi. Ve bu çok önceleri diyor İgman Dağı'ndan doğru yapılırmış diyor. O kadar geniş bir halkadan. Eğer diyor bizim son yıllarda bu görevi yapan kişiler oralardan yapsaydı buralara bile gelemeyecekti Sırplar. Hmm. Yani şimdi evet. o zaman o bağı kuruyorsunuz yani. O maneviyatı anlamak lazım. Yani maneviyat çok önemli. Çok önemli. Evet. Hatta şu burada mesela şey var. Aliye'yi nasıl Aliye'nin de böyle etrafında. Aliye bir gün ziyarete geliyor Hacı Halit Efendi'yi. Diyor ki otur diyor ben seni diyor Kur'an'la zırhlayacağım diyor. Hmm. Ben diyor babaannemden, dedemden veya işte büyüklerimden gördüğüm şeyi yapacağım. Aliye'nin etrafında dua okuyarak böyle elinde Kur'an-ı Kerim'le dolaşıyor. Mesela Aliye'nin bir şeyi vardır. En azılı Sırpların içine giderken bile korkmadınız mı diyorlar. Hayır diyor korkmadım. Çünkü Hacı Halit Efendi Hacı Muluk beni Kur'an'la zırhlamıştı diyor bir kere. Ona güvenirken ne kadar bir inanç evet, sahibi yani insan. Tabii bu da bir inançtır yani. Bunların hepsi bir inançtır. Bunları da yabana atmamak lazım. Kesinlikle bilmek ve duymak, aktarmak gerekiyor. Bu elçilik görevini üstlendirdiğinde. Fakat şunu da söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim hocası İlahiyat Fakültesi'nde. Evet, evet. Aynı zamanda Gazi Süreyya Bey Kütüphanesi'nin eski eserler uzmanı ki Ayten Hanım'la çalışmış. Ve şehirdeki bazı camilerin gönüllü imamı gün içinde. Ve hatim okuyor Ramazan'da birkaç evet. camide. Evet, evet. Ve 40 yıl boyunca Hünkar Camisi'nde hutbe okuyor. Evet, yani bunların hepsi evet. bir adam yapıyor yani bunların hepsini. Evet. Biz şimdi mesela toplumda bir veya iki iş anca yapabiliriz. O da parasız olunca kimse yapmaz bile. Yok, ama yok o gönülden bu her hayatını şey... adamış yani böyle bir şeye. Saraybosna'da yani Bosna Hersek genelinde hala çok sevilen, sayılan böyle bir muhteşem bir insan diyebilirim. Feyzullah Hacı Bayraç yine keza aynı öyle. Sadece ben İstanbul'daki Boşnaklılar için veya Rumeli göçmenleri için bir şey söylemek istiyorum. Az önce bu kitapta Enes Kılıç Hoca'nın kitabından bahsettim. Burada bahsedilen hikayesi geçen kişi Hamza Bali.
bu Hamzevi melamilik diye bir şey var, uzun bir hikaye. Onların Bosna'da bir örgüt olarak görülüyorlar aslında. Halbuki onlar bir tarikat, bir düşünce sistemi. Ve padişaha yanlış bilgi vererek İstanbul'a getirtilip idam ediliyor. Burada defnedilip şu an Topkapı'da mezarlıkta boşnak. Nano Fata'nın küçük dedesi, büyük dede Hamza dede, o da Srebrenica yolu üzerinde. Bunu ben Nano Fata geldiğinde ona da söylemiştim. Yani buradan Türkiye'den Bosna'ya giden insanlar Srebrenica'ya gidiyor. Hamza dedenin önünden geçiyorlar. Nano Fata'nın evinin önünden geçiyorlar. Maalesef ikisini de ziyaret edemeden geri dönüyorlar. Etmeden geri dönüyorlar. Bunu da söylemekte fayda var. Bir daha Srebrenica'ya giderken hem Nano Fata'ya hem de Hamza dedeye muhakkak uğrasınlar. Büyük Hamza dedeye. Evet, aslında ben biraz onu Ayten Hanım'dan da rica edecektim. Şimdi bizler Bosna'ya Sarajevo'ya ziyaretlerde bulunduk. Yani birçoklarımız gitmiştir ama hani daha çok akla baş çarşıya geliyor. Burada özellikle gidilmesi ve görülmesi gereken yerlerden tavsiye ettiğimiz yerler varsa onları da aktaralım. Aslında sadece bir evet sadece olsun. Sadece Saraybosna'ya bağlanmamak lazım. Mesela bir Travnik'te, mesela Travnik Şehzadeler şehri. Orada da daha değişik bir şeyler göreceksiniz. Orada da aynı tekkelere rastlayabilirsiniz, camilere rastlayabilirsiniz. Aynı zamanda mostları da geziyorsunuz ama Saraybosna'nın şehirdeki olan tamam baş çarşının ama baş çarşının diğer sokaklarında baktığınız zaman bütün Saraybosna'nın mahallelerin adları Türkçedir. Evet, Ali Fakovat. Ali Fakih Çapa. Ali Fakih, evet. Mesela Kuyumcu. Esnaf da Türkçe evet. Gayet iyi konuşuyor. O zaman bir kitap var. Bende vardı da ama getiremedim. Mesela şehirle bu Saraybosna mahallelerin Türk adlarını bütün Saraybosna'da Türk adları geçer mahallelerde. Bak komünist döneminde bile Kuyuncuç mesela derler. Kuyuncuç, Kuyumcular çarşısı. Kavukçuya. Birçok çok şeyler bu çarşıların adları. Ama dediğim gibi daha biraz daha yukarıya giderseniz, Alfa Kovat'a giderseniz, Vratnik'e giderseniz orada daha değişik bir şey görebilirsiniz. Tekkeler oralarda oluyor. Yani bizim biraz turist baş yaşının dışına çıkmaya korkuyor nedense bilmiyorum. Evet. Halbuki şöyle mahalle içlerine bir dalsalar. Dalsalar mahalleler de çok var. Orada biraz da kendimize de eleştiride bulunsak mı acaba diyorum. Bizler hani boşnak kültüründen bahsederken daha çok böyle böreğimizin, yiyeceklerimizin, kıyafetlerimizin ve müziklerin arkasına evet, saklandık gelince gibi. Gelince hani hemen bir köfte işte çevabı yemek. Evet. Nereden güzel çevabı yemek? Nereden evet. Güzel börek yemek? Evet sanki evet. Hani Bosna ziyareti işte kebap içilir. Yemek. Yani. Kahve içmek ve çarşıya gezmekten ibaret gibi algılanıyor. Evet, ama sokaklara gitmek lazım. Evet işte oradan kesinlikle. Tüyolar almak istedim size. Teşekkür ediyorum. Şimdi Ayten Hanım, biz bu sohbetimizi yaparken sadece konuşmuş olmak istemeyiz. Yani mutlaka bizi izleyenler vardır, ilham alacak olanlar vardır ya da belki birilerine bir fikir vermiş olacağız. Osmanlı mirasını korumak üzere sizce bu Rumeli ve biz buradaki temsilcileri Anadolu diyelim. Rumeli ve Anadolu insanını yaklaştıracak neler yapılabilir? Yani o Bosna kadar hakimiyeti, tasavvuf bilincinin hala ayakta durması, ayakta duran o medreseler. Hani biz bunu nasıl yakınlaştırabiliriz? Bu aslında eski hocaları, rahmetli olan tarih hocalarını veya dilcilerini, yani oradaki olan bugünkü bıraktıkları öğrencilerini buraya da davet etmek lazım. Mesela bir Ömer Nakiçeviç, profesör 94 yaşında, onu bile davet etseniz çok tatlı bir Türkçesi var. Behiye Zlatar var. Bu profesör doktor dilci. Ve hem dilci, dil tarihini, Bosna dil tarihini bilen Profesör Doktor Üzeyir Bey, Bafçeviç. Onu da davet etmek, ondan da bir şeyler duymak. Şimdi ben bir şey konuşabilirim ama onun kadar konuşamam. Yani Bosna dili evet. Üzerine ve tarihçesine göre. Öyle bu entelektüelleri Türkiye'ye davet edip,
Türkiye çapında bunları tanıtmak lazım. Sadece mesela Boşnaklara değil, Türkler de bunlarla tanışsın. Bakın burada birileri var. Mesela burada, Amina Şilyak Hanım, onun da kitabı basıldı. Bu evet. Türkiye'de 3 sene bir gazetede yazı yazdı. Bosna ile ilgili ve Bosna kültürü ile ilgili yazılar yazdı. Onları kitaplaştırdılar. Mesela Amina Hanım Oriental Enstitüsü'nde çalışıyor. Evet, evet, benim öğrencim 4 sene. Çok iyi Türkçe bilen bir insan. Çok çeviri yapan bir insan. Hala Türkiye'de mi yok? Yok, Bosna'da. Mesela Cevat Karahasan'ın yeni yeni kitapları çevrilmeye başladı. Çok önemli bir entelektüel Cevat Karahasan. Evet. Ketebe Yayınları basmış bir tane kitabını. 2-3 kitabını, romanları ve şeyleri var. Mesela bunları eklemek istedim yani isim tabii, olarak. Tabii. Belki üniversitelerde kürsüler oluşturulabilir değil mi? Belki hani Türkiye'deki kürsüler. Araştırma merkezlerine çok ihtiyaç var. Balkanlarda tasavvuf tarihi kültürünü araştıracak bir enstitü yok Türkiye'de. Bir araştırma merkezi yok. Bunlar daha çok şahsi çabalarla kaldı değil mi? Kesinlikle. İşte hepimizin şahsi çabaları. Bu yaptığı çalışmalar sizlerin kendi şahsi gayretleriniz. Yani, belki bütçesini de kendiniz sağlıyorsunuz. Tabii ki. Herhangi bir fondan beslenmiyorsunuz. Yani hiç yok. Yüzlerce kitabım var evde. Yugoslavya döneminde basılmış kitaplar. Ben zannetmiyorum ki üniversitelerde bunlar bu kitapların hiçbirinin olduğunu zannetmiyorum. Yoktur. Yani. Hiçbirisi yoktur. Yani. Mesela Prilozi dergileri var. O Prilozi dergilerini çocuklarınızı tanıtın. Neden? O tamam Boşnakça yazıyor. Hep tarih dergisi olduğu için 65 sene ayakta. Onlara da biraz destek vermesi lazım. Hem buranın Boşnakları hem buranın Türkleri o dergi çıkabilmesi için inanın ki savaşta bile Olga Zirojevic hanım, Profesör Doktor Sırbistan'da, Belgrad'da Saraybosna'ya makalelerini gönderiyor ki kapanmasın diye dergi. Çünkü kendisi Osmanlı tarihini mükemmel bilen bir, o da şimdi 90 yaşında bir hanım. Ama mükemmel Osmanlı hem savunuyor hem de mükemmel Osmanlıca biliyor. Şimdi kendimize de haksızlık etmek istemiyorum ama ister istemez mukayeseyi yapıyorum. Şimdi ben Türkiye'de yaşayan bir Boşnak olarak Türkiye'nin içerisinde mesela baktığım zaman 60 yıl boyunca ayakta kalan bir tarih dergisine denk gelemiyorum. İşte baş çarşıya Sultanahmet'e çok benzetiriz ama Sultanahmet defalarca elden geçti. Evet. O tarihi dokusunu yavaş yavaş yitirmesinden endişe ediyorum. Ama baş çarşıya gittiğimiz zaman bunu görebiliyoruz. Hala bir 200-300 yıl önce geri gidebiliyorsunuz. Gidebiliyoruz. Yani. O dokuyu gayet iyi korumuşlar. Geliyorum, medreseleri konuştuk. Gazi Hüseyin Bey medresesi ve külliyesi diyelim 1530-31 yıllarında inşa ediyor. O günden bu yana ayakta kalabiliyor. Ayakta, evet. Şimdi o değerler aslında bize ait değerler. Osmanlı yer üstünde kalan yani gözümüzle gördüğümüz tarihi dokuya o tarafta daha iyi sahip çıkılmış. Aradaki fark ne onu çözmeye çalışıyorum. Biz neden bu kadar sahip çıkamadık acaba? Ki orada koyu bir komünist rejim olmasına rağmen değil mi bu kadar? Diyelim Allah bizleri seçti. Allah onları korumuş. Onları korudu. Onları mesela bakın Halide İzzet Beykoviç'in iki kardeşi medrese kökenli olduğu için Hırvatlardan, Ustaşlardan 2. Dünya Savaşı'nda öldürdüler. Entelektüel oldukları için. Belki de zor şartlar, ideolojik baskı kıymet bilmeye sebep oldu. Evet, yani bazen de azınlık olmanın rahata ermedi. O konfor alanı terk edildiği için insanlar için daha kıymetli oldu. Bir de Yugoslavya döneminde hapishanelere baktığınız zaman ya imamlardır ki hiç suçları yoktu. Bir tane papaz bulamazsınız. Enteresan bir şey. Evet, papaz hata hiç yapmaz mı? Yapmazmış ama imam hiçbir şey yapmadan bir şey konuşmuş. Hutbeler bizim zaten hutbelerde hiçbir zaman ne Türkiye'de ne Arap aleminde ne hiçbir yerde imamlar siyaset yapmıyorlar. Evet. Siyaset hiç. Kur'an'ın verdiği ahlaki değerleriyle beraber konuşuluyor. Onlar işte bunu hazmedemediler. En sonunda 3. Dünya Savaşı patladı Bosna'da. Evet. Şimdi Ayten Hanım özellikle
Şimdi stüdyomuzda da çok değerli kaynaklar var. Mikail Bey kendi getirdiği kütüphanesinden değerli eserleri paylaştı. Şimdi Aytin Hanım'ın kendisine ait kitaplar bunlar. Biraz sizin Osmanlı arşivciliği deyince akla ilk gelen isimsiniz ama siz orada sadece mesai harcamadınız. Oradaki belge ve dokümanlarla haşır neşir oldunuz ve belki de oradaki deneyimin sayesinde bugün 6 tane Balkan şehri üzerine kitaplarınız var. 8, bir seri olacak sanırım. 2 tane daha var. Artı daha 6 tanesi hazırlanıyor. Şimdi sizi dinleyelim mi? Gerçekten bu kitaplar... Aslında ben 10 sene tasnif bölümünde çalıştığım için bize pek fazla o zamanlarda belgelerle tanışıyoruz ama kataloglara bakma fırsatlarımız olmuyordu. Ama ben salonda Balkan dillerini bildiğim için ben kendimi isteğiyle daire başkanıma söyledim, Necati Aktaş Bey'e. Dedim ki ben salonda çalışmak istiyorum, olur mu? Aa, olur. Çünkü o salonda çalışırsan pek fazla çaya çıkamıyorsun, sohbet edemiyorsun orada. Ama ben orayı hakikaten çok sevdim. Çünkü katalog nedir biliyorum ama katalogların içinde neler var bilemiyoruz. Çünkü hiç oraya içeriye giremiyorduk biz çalışanlar. Onun için orada bir başladım, baktım kataloglara baktım. Boşnaklar hocalarım geliyorlardı araştırmaya, onlarla Boşnakça konuşuyordum. Yoksa Sırbistan'dan bir hoca gelmişti, ona Sırpça konuşuyorum. Arnavutluk'tan gelenlere. Onun için ben orada çok yararlı, yani bir Balkan dillerini bilen birisi olduğum için orada yavaş yavaş esinlenerek bakarak bir gün zaten orada da bu yayın vardı bizim. Yıldırım Ağanoğlu kardeşim de Balkan kitaplarını oradan hazırladılar. Mesela Makedonya ile ilgili, Arnavutluk'la ilgili, Bosna ile ilgili, Bosna Osmanlı belgelerinde, Osmanlı belgelerinde Arnavutluk, Osmanlı belgelerinde Kosova, Makedonya yaptılar bunları. Ondan esinlendim. Ben dedim bir gün kendim yaparım. 1915 yılında bir görüşmem oldu Logos yayın eviyle Makedonya'da İsmail Bey'le. Biz dedi böyle bir şey, bir proje istiyoruz. Dedi şey yapar mısın? Dedim yaparım. Ben de burada manastır, Osmanlı belgelerinde manastır, Osmanlı belgelerinde İpek, Osmanlı belgelerinde Prizren, Osmanlı belgelerinde Üsküp, Osmanlı belgelerinde Selanik ve Osmanlı belgelerinde Yanya. Bu seriyi ilk olarak bastık ama pandemi nedeniyle arka plana biraz çekildi. Çünkü basımı yapılamadı. Ondan sonra ben kendi Mitrovice doğumlu olduğum için bu kitabı kendim 3 dilde yaptım. Bakın bu 3 dilde olan bir kitaptır. Evet, burada da sanıyorum iki dilde yazılmış. Evet, Türkçe, Arnavutça. Burada ise 3 dilde yapılmış bir Mitrovice. Çünkü Mitrovice'de 3 millet yaşıyor. Hem Boşnaklar, hem Türkler, hem de Arnavutlar. Onun için 3 dilde. Müslüman 3 millet. Evet. Bir de Sırplar var ama. Bir de Sırplar da var. Ama ben en fazla Boşnak oldukları için en fazla onlar için. Arnavutlar için Arnavutça, Türkler Türkçe anlasınlar. Burada da bir Mitrovice kitabını yazdım. Gerçekten çok değerli, zengin bir kaynak. Peki bunları edinmek isteyenler nereden ulaşabilir? Priştine'de satış var diyor. Yani aslında bu kitabı bana bastırdı. Bir Amerikalı Arnavut, Ramiz Bey. Kendi yayın evi var orada. Bunu daha yapılmadı. Tanıtımı yapılmadı. Adam çok yoğun olduğu için bu sene yapamadı. İnşallah geçen sene yapamadı. İnşallah bu sene onun tanıtımı yapılır ve satışa çıkılır. Evet. Burada ise bir Turski Osmanski izvori za istoriju Crne Gore Plevljanski sicil. Burada ben bu Plevljanski sicilin, bakın bu Osmanlıcası, ben bu defteri bir transkripsiyonunu yaptım.
Bakın burada şey bile adım yazıyor. Transkripsiyon Ayten Arden. Sonra Sherbo Rastrodor hocamız bunu Boşnakçaya tercüme ederek ve kitabı şeylerini yaptılar. Bu da ikinci projem yine Karadağ Akademiyası'yla şey yaptım, akademisiyle. Karadağ doğumlu devlet adamları Osmanlı döneminde onu şey hazırladım. O da bu sene çıkmak üzere. Çok güzel. Burada da şehirlerden bahsediyor. Özellikle de görsel anlamda da bayağı bir desteklenmiş güzel evet. bir çalışma. Dilerim bu da hedefinizde olan 20 üzerinde şehirden bahsetmek istiyorsunuz değil mi? Şu İnşallah. An 6'da İnşallah daha iyi. Yolunuz uzun. İnşallah tamamlayacaksınızdır ve bize İnşallah. Hani, gerçekten bunlar çok önemli kaynaklar. Herkesin yapabileceği okumalar ve aktarımlar değil. Bir de Yasemin Hanım mesela bilgisayardan giriyoruz. Diyoruz ya Üsküp binlerce, on binlerce, yirmi binlerce belge çıkıyor. Şimdi bütün o belgelerden okumak lazım. Özetlerini okumak lazım da bu 76 tane belgeyi çıkarmak. Yani evet. her yüzyıldan birkaç belge aldım. 15. yüz, 16. 17. 18. 19. yüzyılın belgesi vardır orada. Bu sebeple zaten programın başında Türkiye'de ender rastlanan entelektüeller dedim. Çünkü gerçekten aldığınız tedrisat özel tedrisat. Evet. Programımızın da çok süremizde aşmak üzereyiz. Toparlamak isterim. Sizinle konuşacağımız aslında çok konu var. Hani sanıyorum bir sonraki haftalarda tekrar sizleri Olur. davet etmek isteriz. Bize vakit ayırsanız da sevinirim. Bu sizin aldığınız tedrisat sadece alim ve ilimler tarafı değil, sizin ailede de başlayan bir şeyiniz evet, var. Özellikle evet. hani dedenizin eğitime verdiği özen. Biz Balkan Rumeli insanları kız çocuklarına eğitim hakkı konusunda çok hassasız. Onun en güzel örnekleri sanıyorum sizin anneleriniz ve teyzeleriniz. Evet. Annem 1920 doğumlu. Benim annem 20 doğumlu, 26 yaşında. Hem teyzem daha büyük teyzelerim. Onlarla beraber benim annemi de benim dedem okula göndermiş. Bakın Balkanlarda çok güzel bir mesela şey bulabilirsiniz. Bir entelektüel kadın o dönemlerde mesela evet. 1926'larda kadınlar 3 dil biliyor. Bir Arapçayı da yabana atmamak, Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilmek. Boşnakçayı biliyorlar. Şeyi biliyorlar, Sırpça diyelim ki o zamanlarda Sırplık krallık vardı. Arnavutçayı biliyorlar, kendi ana dillerini biliyorlar Türkçe. Yani bir Türk kadını orada 4 dil bilen benim bir annem vardı. Onu o zamanlarda da ben doğmadan önce partizanlar davet ediyorlar anneme gelin Kosova'dan baş, çünkü tek nadir Sırpçayı bilen kadın olduğu için ben gelecek seferde annemin okuldaki resmini getireceğim. Bir evet. gün unuttum. Evet. Heyecandan unuttum getirecektim. Unuttum. Oradaki kızları göreceksiniz. Oradaki kızlarla beraber o zamanlarda Hı. okullara gidilmiş. Avrupa'da bulamazsınız. Mesela bir Fransa'da Fransızca sadece konuşuluyordu. Ama Balkanlar'da bambaşka bir şey. Yani bilhassa, en önemlisi de evet. Kadına ve erkeğe ayrım olmadan böyle bir şey konuşulmuyordu bile. Ve hani her dönemde kız çocuklarının eşit eğitim şartları sunulması çok değerli bir şey. Anadolu'da maalesef hala daha bu gündem ediliyorken sizin bahsettiğiniz bizim evet, Cumhuriyetimizin evet. yıllarına denk gelen dönemler evet, gerçekten hakikaten. Çok özel bir tedrisattan geçmişsiniz. Eşiniz ve kayınpederiniz de değerli evet. isimler. Rahmetli evet. kayınpederiniz Ahmet Hulusi Bey Ardel değil mi? Evet. Yanlış söylemedim. Evet. Kendisi de Türkiye Cumhuriyetimizin ilk ordinarius profesörlerinden biri. Ekrana evet. resmini de getirdi. Kendisine rahmetle anıyoruz. Buyurun, varsa sizin eklemek istediğiniz bir şey. Aslında ben üzülüyorum, vefat etmiş 1978'lerde tanıyamadım. Ama bu kitapları hazırlarken bile hiç diyordum, hiç olmazsa soyadım Ardel, onun soyadıyla yazıldığı için ona çok sevindim. Üzüldüm, eşim bile göremedi bu kitapları, vefat etti.
Yani ama torunlarımıza kalır. Hem evet. dedelerinden hem anan babadan babaannelerinden. Evet evet ne güzel. Bu soyadla ilgili yani yürütmek için. Ben zaten her zaman kitap yazmak, kitapları neşretmek benim amacım sadece tarihçilere bu değil. Bu bütün millete evet, hitap ediyor. Bizim çocuklarımız evet. için çok değerli hitap etsin. Bunlar. Yani ileride çocuklar bak benim memleketimde neler varmış, benim kasabada ne olaylar olmuş diye bunlarla tanırsın. Osmanlı'yı evet. yeniden canlandırmak lazım. Sizin söylediğiniz gibi kitap hani her zaman için bir ihtiyaç. Çünkü internet ortamına çok kolay erişiyoruz ama internette kirli bilgi olabiliyor, çok detaylı bilgi olmayabiliyor, doğruluğundan emin olamıyorsunuz. O yüzden sizler gibi değerli evet. isimler tarafından onların derlenip bizlere hazır bir şekilde sunulması çok kıymetli. Evet. Emekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik. Katkılarınız için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Allah sağlık saat versin. Çalışmalarınızın Amin. Devamı gelsin sizlere. İnşallah. Ben de izleyicilerimize bu akşam için teşekkür etmek istiyorum. Lütfen kusura bakmayın. Ara ara öksürük de tuttu. Belki ekran başında rahatsızlık olmuştur. Tekrar haftaya yepyeni konu ve konuklarla birlikte olacağız. Bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdilik iyi akşamlar diliyorum sizlere.